Bu yakı otunun birleşimindeki etken madde efendim beta-sitositerol çayı içilir. Hafif rahatsızlarda iyidir. Ama prostat ağır. 30 gram, 40 gram, 50 gram büyümüş. Portakal kadar adamın mesela prostatı var. Ne olacak? Çayı yeterli değil. Destilasyonla damıtılarak elde edilen özü var burada. Bunun bir gramı 100 gram ota bedel. Yani bitki tozuna bedel. İlerlemiş durumlar için. Tabii, çok ilerlemiş. Ekstratını kullanıyor. Bazı uyanıklar ne yapıyor? Yakutunu öğütüyor derminde, tozunu kapsülüyor. Diyor ki yakutu bilmem ne şu hapı. Hiç ilgisi yok. Çay yapabilirsin tozundan. Hap yapılamaz. Vatandaşı yazık yani oynamamak gerekir haliyle. Bununla ilgili biz çok çalışma yaptık. Zaten klinik araştırması var. Güney Afrika'da 5 profesör doktor yakutuyla ilgili klinik araştırması yapmışlar. Yapmış olduğu araştırmalarda prostatı iyileştirdiğini belgelemişlerdir. Çünkü birleşimindeki etken madde beta-sitositerol ne yapıyor? Erkeklik hormonunun kadınlık hormonuna dönüştüren reduktaz ve aromataz enzimlerini bunun içindeki beta-sitositerol frenliyor. Böylece prostat büyümüyor. Eğer ki enzimleri frenleyemezseniz, durduramazsanız, çoğalırsa erkeklik hormonu sürekli kadınlık hormonuna dönüşür. Prostatın içindeki östrojen hormonu arttıkça prostat büyür. Prostat da kendini göğüs gibi algılar. Sürekli büyür. Anladım. Biz onu ne yapıyoruz? Doğal yollarla bitiriyoruz.